Sayın Özden, Sayın Özden, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, şimdi şahsı adına lehte. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi değerli başkanım, 12 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda hiçbirimizin üzüntü duymaması mümkün değil. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Saadet Partisi'nin milletvekili Hasan Bitmez'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Nezaketimizi ve bu konudaki bütün taziyelerimizi yerine getirdik. Fakat AK Parti'nin bu değerli milletvekillerinin tamamı farklı farklı mesleklere mensup olmakla birlikte hepsi seçilmiş milletvekilleridir. Ve benim bildiğim kadarıyla hiçbiri hafiye değildir. Yani hafiye mesleğini hiçbirimiz icra etmiyoruz AK Parti grubu olarak. Sözün kimden sadır olduğu bilinseydi bu stenograf arkadaşlarımız tarafından zaten... Evet, lütfen sözünüzü tamamlayın. Tamamlayacağım. Önemli bir husus efendim. Değerli stenograflar tarafından sözün sahibi bilinseydi kayda geçirilirdi. Panik halinde herkesin yere düşen merhum Hasan Bitmez'e yardım ettiği esnada birbirini izleme ve ne söylüyor çabasına girmesini kabul etmek mümkün değil. Böyle tek bir AK Partili vekil de yoktur. Çünkü hepimiz orayla alakalıydık. Tüm AK Parti grubunu bu çerçevede itham etmek kabul edilebilir bir durum asla değil. Ben bu sözleri esefle kınıyorum açıkçası. Masalara vurmak bir sokak adabı değil, meclis teamüllerine girmiş bir protesto biçimidir. Saygıyla sunuyorum. Peki Sayın Kaya, buyurun. Sayın Başkan, ben grup başkan vekilimizin stenograflar o cümleyi yanlış geçirmişler. AK Parti sıralarından hiçbir milletvekili böyle bir söz sarf etmedi demesini bekler ve bu tutanakları düzeltmelesini beklerdim. Ama Sayın Grup Başkan Vekili o sözün kime ait olduğunu stenografların duymadığını söylüyor. Bu sözün varlığına bir itirazı yok. Bu sözün AK Parti sıralarından söylendiğine de bir itiraz yok. İtirazı olsa tutanakları düzeltmeyle ilgili bir müracaatta bulunurdu. O sözün kime ait olduğunu hafiye olmanıza gerek yok. Vicdanınız varsa o milletvekilin kendisi ortaya çıkar. Ben böyle bir ahlaksızlık yaptım. Hepinizden özür diliyorum der. Demezse o milletvekilinin grubu olan partinin tamamı o zan altında kalır. Ben AK Parti zan altında bırakmıyorum. Bu kişi ortaya çıkmadığı müddetçe AK Parti sıralarından sözüne bir itirazları olmadığı için zan altında kaldıklarını ifade ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Son kez. Dolayısıyla böyle laf edebiyatıyla sözleri farklı yere çekerek birbirimizi üzmeye gerek yok. Ben 263 AK Partili milletvekiliyle ilgili söylemedim bu sözü. Ve birçok vicdanlı AK Parti milletvekilinin bu süreçteki desteklerinden de bahsettim vicdan sahibi olarak. Ama o kişi AK Parti sıralarından böyle bir söz söylenmemişse tutanakları düzelsinler. Söylenmişse kim olduğunu ortaya çıkarmak onların ve bu sözü söyleyenin vazifesidir. Özür dilemek erdemli bir davranıştır. Sıra kapaklarına vurmak sokak ağzı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir teamülü ise sıra kapaklarına vurmayla ilgili o davranışı yapmış olanlara tam oyunun vicdanına bırakıyorum. Bir milletvekili söz söylerken elbette sıra kapaklarına vurmak bir protesto şeklidir. Ama bir hatibi susturmak bir protesto şekli değildir. Çıkar hatibe cevap verirsiniz. Saygıyla selamlıyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi şahıslar adına lehinde İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz'a söz veriyorum. Sayın Yılmaz, buyurun.